Ne yapalım devletimiz? Böyle tecavüzcüleri, böyle teröristleri öldürmüyor. İdam cezasını getirmiyor. Biz de ancak ilmi olarak ne yapması gerektiğini delillerle nakledebiliriz. Ve doğru bir karar almaları için dua ederiz. Hayır dua ederiz. Allah'ım bunlara izan versin inşallah. Amin. Amin. 3 yaşında tecavüz edilip öldürülen kızın ne günahı vardı? Bu kızın günahı var mı kardeşler? 0 günah. Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın öldürdüğü çocuk gibi. 0 günah. Soru. İnançsızlık ve inanç arasında gidip gelirken videolarınız karşıma çıktı ve kafamdaki bütün soru işaretleri sayenizde cevabını buldu hocam. İşte, ateizme doğru kayıyorken elhamdülillah bizim videolar rast gelmiş. Çok şükür. Birkaç videoyu seyrettikten sonra suallerini aramış arama motorundan. Hepsinin cevabını bulmuş ama devam ediyor. Buhranlarım, huzursuzluğum yerini tatmine ve mutluluğa bıraktı. Bunun için çok sağ olun hocam. Ama bir soru var ki cevabını sizden duymayı çok istiyorum. Bu konuda bir videonuzu bulamadım. Bu konuda hiç video çekmemiştim, şimdi nasip oldu. 3 yaşında tecavüz edilip öldürülen küçük bir kızın ne günahı vardı da Allah buna izin verdi hocam? İzin vermeseydi, kardeşler, Allah bu işe izin vermeseydi yapabilir miydi? Tecavüz etme niyetiyle bu kızları köşeye sıkıştıran ya da kadınları köşeye sıkıştıran ya da katil olma niyetiyle, öldürme niyetiyle insanları köşeye sıkıştıran, yüzlerce plan yapan fakat Allah'ın izin vermediği binlerce insan da var. Cinayet ya da tecavüz niyeti var fakat Allah izin vermiyor, o anda o işi yapamıyor. Ama bak bu çocuğa izin verdi Allah ve bu kardeşimiz de bunu söylüyor bana. Ne suçu var hocam diyor, Allah niye buna izin verdi? Küçücük bir kıza neden sınav etsin Allah? Lütfen bu üzücü duruma tatmin edici bir cevap yazın. Cevap. Tecavüze uğramak o kızın sınavı değildir. O şerefsiz adamın sınavıdır kardeşim. Sınav kızlarda ne zaman başlıyor kardeşler? 9-12 yaş arası. Şehveti uyanıyor ve buluğa eriyor. O andan itibaren sınavdadır. Bu kız yolda yürüseydi de bir arabanın altında kalsaydı ölseydi. Bu kız yine cennetlikti. Şu anda nerede bu kız? Cennettedir. Ebedi olarak anasını babasını bekleyecek. Cennetin kapısında ben onları almadan girmem diyecek. Eğer anası babası güzel bir sabırla karşıladıysa. Allah'a isyan etmediyse, küfretmediyse kaderine, cezasını Allah'tan beklediyse, cennette bu çocuk anasını babasını almadan cennete girmez. Hadis-i şerifler bu müjdelerle doludur. Bu o şerefsiz adamın sınavıdır kardeşim. Her kuluna doğru ve yanlış tercihler arasından dilediğini seçmesi için özgür bir irade veren Allah, en şerefsiz ve insanlıktan çıkmış olan mahluklara da, en şerefli ve hayatını insanlığa hizmete adayan salihlere de akıl ve irade denilen iki büyük nimet bahşetmiştir. Bak dünyada gördün, en şerefsiz mahluk. Aldı üzerine bir canlı bomba koydu, gitti düğüne. Düğünün içinde, düğünün ortasında adamların en güzel günüyken, hayatlarının en mutlu günüyken, düğünün ortasında kendisini patlattı. 50 tane şehidimiz var. 50 insan öldü orada. Bu adam dünyanın en şerefsiz adamıdır. Daha şerefsiz yoktur. Bu adama bu canlı bombayı koyan şerefsizler ondan daha şerefsizdir. Daha kötüsü yoktur. Toplu bir katliam yapıyor. Şimdi bu tercihi kim yaptı? Bunlar yaptı bu tercihi. Öbür adamlar salih bir şekilde gitmiş orada nikah kıyıyor. Dini ritüelleri yerine getiriyor. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini yerine getiriyor. Ve salih insanlar da orada mevcut. Bak onlar da tercihlerini yapmış. Bu adiler, aşağılıklar da tercihlerini yapıyor. Salih olan kul, çok alımlı ve çekici bir kadından gelen cazip zina teklifini çok istemesine rağmen kabul etmeyerek şehvet sınavından galip gelmiş. Böyle bir sürü kul var. Çok alımlı, çok güzel bir kadın karşısına geliyor ve bir zina teklifi yapıyor. Cazip bir zina teklifi. Evime gelir misin diyor. Ve iradesi var, aklı var, imanı var. Allah'ın her an kendisini gördüğünü ve işittiğini biliyor bu genç, salih genç. Ne diyor? Ben Allah'tan korkarım. Karşı taraf ne diyor? Cevap hep aynıdır. Onlarca zina teklifi almış bir adam olarak söylüyorum. Cevap hep aynıdır. Aptalsın sen. Bana aptal deme bari ya. Yüz binlerce insan benim sohbetlerimi seyrediyor. Bir sürü talebe yetiştiriyorum elhamdülillah. Bana aptal deme. Neden aptal diyor? Reddedilen kadın en tehlikeli kadındır. Kadınlar istedikleri her şeyin elde etmeye alışmışlardır. Nefisleri şımarmıştır. Zina teklifi yaptıkları herhangi bir insanın da hemen üstüne atlayacağını düşünürler. Reddettiğin zamansa üstüne gelirler. Aptalsın sen. Daha fazla kızarsa bir adım ileriye götürür ve şöyle der. Ben de seni erkek sanmıştım.
Bak damardan giriyor. Bu sefer damardan giriyor. Ben de seni erkek sanmıştım. Ne demek yani sen erkek? Yani senin erkekliğin bitmiş, o yüzden beni reddediyorsun. Sorun bende değil, sorun sende. Hayır, hayır, hayır. Şimdi şeriatta bu haram olmasaydı ben sana bir erkeklik gösterirdim ama... ama Allah burada وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın diyor. Ben sana erkeği gösterirdim. Ama yok işte, olmuyor. Olmuyor. Öbür tarafta, öbür tarafta. Sana ne diyor? Aptalsın sen. Sen ne diyeceksin? Kimin akıllı, kimin aptal olduğu ahirette belli olur. İşte bak bu salih bir adamın tercihidir. Sapık olan kul ise aynı şehvet imtihanında nefsini haram yollarla o kadar çok tatmin etmiş ki insanlık cevherini kaybederek küçücük bir kız çocuğuna sulanacak ve hatta tecavüz edip öldürecek bir derekeye kadar inebilmiştir. Bak şehvetini devamlı haram yollara tatmin eden bir adam. Küçük şeylerden başlıyor cinsel klipler. O müzik klipleri, erotik biliyorsunuz devamlı çıplak kızları kullanıyorlar. Kadınları bir köle gibi kullanıyorlar çıplaklıklarını. Bunlar ilerici. Biz kadınları kraliçe gibi yaşatan Müslümanlar gerici. Ama kadınların teninden, üzerinden para kazanan ve onları bir köle gibi satışa sunan adamlar ilerici. Bunlar modern. Biz gericiyiz. Onlara kraliçe gibi baktığımız için. Sübhanallah. Küçük kız yavrusunun bu işte hiçbir dahli ve günahı olmayıp mazlum durumdadır. Tıpkı Irak'ta ve Afganistan'da yüz binlerce kadının kafir ve zalim işgalci Haçlı askerler tarafından tecavüze uğraması ve hiçbir suçlarının olmaması gibi. Afganistan'da ve Irak'ta Amerikan askerleri yüz binlerce Müslüman kadına tecavüz etti mi? Yüz binlerce gayrimeşru çocuk dünyaya geldi mi orada? Geldi. Bu kadınların günahı var mı kardeşler? Bu doğan çocukların, gayrimeşru çocukların günahı var mı? Hiçbirisinin günahı yok. Bunların günahının vebalinin tamamı kime? Bu üç tanrıcı kafirlere. Hocam bunlar zaten üç tanrıya iman ediyor. Yani müşrik. Şirk koşuyorlar. Zina etsen olur, etmesen olur. Hayır. Yaptığı her zulmün akabinde azap miktarı daha fazla arttırılır. Devamlı arttırılır. Devamlı yükseltilir. Bunun sonu yoktur. Bizim evimizdeki kombinin bir sonu var. En sonu 2'ye 3'e kadar çıkartabiliyorsun. Orada duruyor. Daha yükseğe çıkmıyor. Allah'ın kombisinin sınırı yok kardeşler. Allah'ın kombisine yani cehenneme girdin mi ayvayı yedin. Azabın devamlı katlanacak. Alışmayacaksın oraya. Müslüman ve kafir her kulu imtihan eden Allah, Şii Esed tarafından Suriye hapishanelerinde yıllar boyu akıl almaz işkenceler görerek öldürülmüş olan yüz binlerce insana da imtihanın sırrı gereği izin vermiştir. Bak o Esed var ya Şia. Merhametten dem vuran, biz aşıkız diyen Şiiler yüz binlerce ehli sünnet Müslümanı hapishanelerde katlettiler, öldürdüler işkencelerle. Küçücük hücreler yapmışlar. Resimlerde ve videolarda gördüm. Küçük hücreler nasıl? Sadece ayakta durabiliyorsun. Diz bile kıramıyorsun. Ayakta durmak zorundasın. Günlerce, haftalarca, aylarca ayakta duruyor adamlar. Bacakları çürüyor. Ayakta durmadan. Şu işkence yöntemine bakın. Her gün bir günlük yaşayabilecek kadar gıda ve su veriyorlar ölmemesi için. Ama devamlı surette o küçük hücrede ayakta bekletiyorlar. 6 ay, 1 sene içinde adam çürüyerek ölüyor. Şu işkenceye bakın. Neden işkence ediyor? Ben ehli sünnetim. Dini 14 asırda yaşıyorum. Sen Şiisin. Müslümanlığını Yahudi'den öğrendiğin için benim inancımı yani Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinden öğrendiğim inancı kabul etmiyorsun. Benim ilahım Şii Esed'dir demediği için yüz binlerce Müslümanı katletti, öldürdü. Allah buna neden izin verdi kardeşler? Sorun basittir. Sizden öncekileri sınav ettiğimiz gibi sizi de sınav edeceğiz. Bunların tamamı imtihandır. Yine o Allah, başlarında Zekeriya ve Yahya olmak üzere, Allah'ın selamı o ikisinin üzerine olsun. 300'den fazla peygamberinin Yahudiler tarafından katledilmesine neden izin vermiştir? Allah'ın bu dünyada en sevdiği insanlar kimler? Aynı soruyu bir daha soruyorum. Peygamberler. Daha çok sevdiği kimse yoktur. Yahudiler bir günde 300'den fazla peygamberi katletti. Tek günde. Neden Allah Yahudilere lanet etti bu kitapta? Çünkü gönderdiği elçiyi katleden başka bir kavim yok. Dövdüler, sövdüler, hakaret ettiler ama öldüren yok. Hepsi korkuyor. Ya başımıza bir iş gelir, doğru çıkar falan. Korktular. Bir tek Yahudiler korkmadı. Hangi peygamberi gönderdiyse Allah hepsini öldürdüler. En acısı hangisi? Zekeriya, Yahya aleyhisselam. Baba ve oğul, iki tane peygamber. İkisini de paramparça yaptılar.
Allah bu peygamberlerinin Yahudiler tarafından katledilmesine neden izin verdi? Sınav. Hem Yahudileri sınav etti, hem de peygamberleri sınav etti. Ağızlarından kötü bir söz çıkacak mı acaba diye. Elbette bu dünya bir imtihan dünyasıdır ve herkes yaptığı zulümlerin karşılığını bazen burada bulamasa da ahirette çok daha beter bir seviyede kesin bulacaktır. Hitler yaptığı zulümlerin karşılığını burada buldu mu? Bulmadı. İntihar etti. Bu adam 10 milyon insanı öldürdü. 6 milyon Yahudi'ye katliam yaptı. 4 milyon da farklı insanlara katliam yaptı. 10 milyon insanı öldürdü bu adam. Dünya savaşı çıkarttı. Cezasını dünyada buldu mu? Hayır, bulmadı. Cezasını bulması nasıl vaki olur? 10 milyon insan teker teker bunu öldürürse cezasını bulmuş olur. Ama böyle bir şey vaki değil. Kendi kendine intihar etti. Bir siyanür hapı içti. Kafasına sıktı. Ahiretin varlığının en büyük delillerinden bir tanesi nedir? 10 milyon insan teker teker ahirette Hitler'den haklarını alacaktır. Yaptıkları işkencenin aynısını ona yapacaklardır. Bu Allah'ın adaletidir. Eğer Allah adam öldürmek isteyenin elinden tutup engellese, bakın şimdi olayın farklı bir boyutu. Ya da bir kız çocuğuna tecavüz edip öldüren kimseye mani olsa, ortada imtihan diye bir şey kalmazdı. O zaman imtihanı kaybedecek kimse de olmazdı. Bu durumda cennet ve cehennem vaatleri de lüzumsuz olurdu ki Allah kitabı Kur'an'da boş sözlere asla yer vermez. Şimdi adam geldi senin dükkanını gasp etmeye. Tam silahı çıkarttı, sana silahı doğrulttu. Çıkar lan paraları dedi esnaf. Arka taraftan bir tane melek yarattı Allah Teala. Ensesine bir patlattı bunu. Adam yüzüstü yere kapandı, bayıldı. Bütün zulümlerde, bütün Allah'ın haram kıldığı meselelerde Allah bir melek gönderse ya da adamın kafasından bir şimşek çaktırsa, o işi yaptırmasa, sınav diye bir şey olur mu kardeşler? Cennet ve cehennem neden var? Allah zaten günah işlememize izin vermiyor. Tercihi bize bırakmıyor. Kalitelilerin ve çürüklerin ayrılması için bir imtihan salonu yok. Yok ise nasıl belirlenecek bu insanlar? Ebu Bekir'le Ebu Cehil'in farkı nereden belli olacak? Bundan dolayı Allah izin verdi işte. Neden izin verdi diyorsun ya? Bundan dolayı verdi. Ebu Bekir, Ebu Cehil ayrılsın. Farklı olsun. Hak edenler cennete girsin. Hak etmeyen çer çöp cennete gitmesin. Onların yeri yanmaktır. Çıradır onlar. Dünyada hangimizin sınava girmeden bir belge alma durumu var? Ehliyet almak istiyor musun? Sınava gireceksin. Esnaf kardeş bana geldi hava atıyor. Hocam diyor bastırdım 4000 TL'yi. Tak ehliyeti verdiler bana diyor. Direksiyona bile girmedim hocam diyor. Bana böyle bir havacı var yapıyor. İki sene sonra bir gelmişler buna. Ehliyetini ver bakayım demişler. Sahte bir yerden sürücü kursundan ehliyeti aldığı için ehliyetini gelmişler iki sene sonra almışlar bundan. 4000 TL parasını da çöpe atılmış oldu değil mi kardeşler? Sınav olmadan yok. Yaptığın zaman da ne olur? Kul hakkı olur. O sınavsız ehliyete giren, ehliyet alanlar. FETÖ'cülere boyuna sallıyorsunuz. Sınav sorularını çalmışlar bunlar, her türlü makama erişmişler diye boyuna sallıyorsunuz. Ama sınava girmeden ehliyet almasını da biliyorsunuz. Sana gelince FETÖ'cü değilsin sen. Ama başkası yapınca FETÖ'cü o. Vatan aynı o. Kul hakkıdır bu. Bak sınava girmeden, direksiyona girmeden, hakkını vermeden o ehliyeti alırsan, yaptığın her kazada, yaptığın her karşı tarafın hakkına girişimde kul hakkına girersin. Bunların hesabını veremezsin ahirette. Bu yüzden ne yapacaksın? Herkes gibi sınava gireceksin. Okula gidiyorsun. Hangi okul var ki sınava girmeden mezun olacaksın, diploma alacaksın? Hangi kariyer var sınava girmeden yüksek rütbeye çıkacaksın? Hangi kariyer var? Dünyadaki bütün kariyerler sınavların neticesinde ortaya çıkar, sana verilir. Cennet de böyledir. Allah'ın sistemi budur. İnsanlar Allah'ın sisteminden kopya yapmışlardır. Devam ediyorum. Şunu unutma ki Allah'ın bir günaha izin vermesi o işten razı olduğu anlamına gelmez. O rezil günahtan razı değildir ama imtihan sırrı gereği onun işlenmesine izin verebilir. Bundan sonra Allah önünde ya da sonunda o zalime yaptığı rezil günahın karşılığını verecek. Mazlum olana da burada ya da ahirette kesinlikle kul hakkını ondan alabilmesi için fırsat tanıyacaktır. Adam patron, fabrikatör. Sen de yanında elemansın, işçisin. Zulmetti sana, hakkına girdi, son maaşını sana vermedi. Elemanlarına dedi ki dövün lan bunu. Adam zengin aslında, verse bir şey olmaz. Ama sana kızdığı için seni bir de dövdürdü. Hem son maaşını vermedi hem de dövdürdü. Bu dünyada mahkemeye verdin, avukatları var. 5 tane avukat da geldi, sende avukat yok. Davayı da o kazandı. Dünyadaki adalet böyledir. Zengin kazanır. Mazlum değil. Güçlü olan kazanır. Nerede bunun neticesi? Ben nerede hakkımı alacağım? Ahirette misli misli alacaksın.
Bu dünyada o kuvvetli, ahirette tam tersi olacak. Allah seni kuvvetli yapacak. Eline verecek kırbacı. Vuracağım kırbacı diyeceksin. Vuracağım kırbacı. Benim olacak fıstık. Vuracağım kırbacı diyeceksin. İşler orada değişecek. Ayrıca Allah Teala cennette mazlumların başına gelen bu tür felaket ve zulüm hatıralarının hepsini hafızlarından silecek ve onlara huzursuzluk hissettirecek tek bir anı bile bırakmayacaktır. O tecavüze uğrayan kadınlar, o işkenceyle öldürülen adamlar. Biliyorsunuz bunlar adam yaşasa bile ruhunda derin izler bırakır. Psikolojik yıllar boyu süren bir psikolojik tedavi almak zorunda kalabilir. Bu kız 3 yaşında tecavüze uğrayan kız kardeşimiz. Bunda psikolojik olarak yaşasaydı şayet hayatının sonuna kadar atamayacağı bir travma olarak kalacaktı. Ama öldü. Ahirette bunu hatırlayacak mı? Allah silecek, unutturacak. Yaratıcımızın bunu yapabileceğine inanmakta güçlük çekenler, Parkinson hastalarına baksınlar. Parkinson hastalığını biliyorsunuz değil mi kardeşler? Sabahleyin yemek yiyor. Öğlenleyin diyorsun ki sabah ne yedik baba? Hatırlamıyorum diyor. Sabahleyin konuştuğu şeyi bile hatırlamıyor Parkinson. Allah aklını hızlı bir şekilde alıyor, akıl hücrelerini. Akıl hücreleri ölüyor, diriltmeyi yapmıyor Allah. Biliyorsunuz insan bedeninde her gün 1 milyondan fazla hücre ölür. Allah sabahında tekrar diriltir. Bu diriltmeyin bir kısmını yapmadığı zaman kanser olursun, beyinden bir kısmını yapmadığı zaman Parkinson olursun. Hatırlayamazsın. Sabah söylediğini öğlen hatırlamazsın, 2 saat önce söylediğini şimdi hatırlamazsın. Aynı sabah yedikleri yemeği bile unutabiliyor bu Parkinson hastaları. Beynin yaratıcısı olan Allah hafızaya çalışma ve uyu dediği anda elbette zihin bu ilahi emri dinlemek ve itaat etmek zorunda kalacaktır. Sonuç olarak dünyadaki imtihanlar kıyamete kadar olmaya devam edecektir. Bazen doğrudan biri sınava tabi tutulur ve başına bazı musibetler gelir. Bazen de başkasının imtihanından dolayı o kişi o sınavın içinde bir mazlum olarak rol alır. Başına musibet gelen kul Allah'a hakaret etmez ve sabrederse Allah hiçbir ameli zayi etmez ve o kulu ebedi cennetle mükafatlandırır. Tecavüze uğrayıp öldürülen o küçük masum kıza ebedi cennetini vereceği gibi. Bu saydıklarım işin Allah'a bakan yönüdür. Peki bu tür rezil vakaların artmasında bizim hiçbir suçumuz yoktur. Hırsızın bunda hiçbir günahı yoktur. Şimdi bu Allah'a bakan yönüdür. Şimdi gelsin kula bakan yönü. Hırsızın suçu yok mu? Allah kitabı Kur'an'da bir masumu öldürenin cezasının ölüm olduğunu bildirmiş ve bize ey akıl sahipleri kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz buyurarak İnsanlığı bu tür zulümlerden korumanın yolunu bize göstermiştir. Bu Allah'ın ayeti değil midir kardeşler? Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki buna uyarak kurtulursunuz. Getirin Allah'ın kanunlarını ve bakın bakalım toplum ıslah oluyor mu, olmuyor mu? Şeriatı uygula ve sonuç al. Bu kadar basit. 14 asırlık İslam tarihimizdeki düşük suç oranları en büyük delilimiz olarak tarih ve siyer kitaplarımızda kayıtlıdır. 14 asır geldi mübarek ya. Bak, basit bir örnek vereyim. Siyer kitaplarından. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği kaç sene? 32 sene. 5 halife, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Allah onlardan razı olsun. Kaç sene? 30 sene. Kaç yaptı? 62 sene. 62 senede rejim vakası kaç tane? Zina yapan karı koca, evli olarak. Evli halde zina yapan iki insan vakası kaç tane? 62 senede 8 tane vaka var, 8 tane. 62 senede 8 tane zina vakası var. Neden insanlar zina yapmıyor? Ölüm riski var ya. 20 dakika, yarım saatlik bir zevk için ben niye öleyim diyor. İşte sonuç basit. El kesilme. Hırsızlık vakası kaç tane 62 senede? 15 tane. 62 senede 15 tane el kesilme vakası var. Neden? Şeriatı uygula, sonuç al. Tarih çok basit, çok açık. Ama yapmıyorsunuz. Şimdi bu çağlara hitap eden Kur'an hükümlerini yerine getirmeyen ve adaleti geri bırakan bizler suçlu olmuyoruz da neden hep Allah'ı suçluyoruz? Şimdi sen bu kitabı uygulamıyorsun ve kendini sütten çıkmış ak kaşık gibi temize çıkarıyorsun ve diyorsun ki Allah niye izin veriyor ya? Ya Allah sana diyor ki uygula bu kitabı. Uygula bunu. Ben sana burada insanlığın huzura erebilmesi için, kurtuluşa erebilmesi için kanunları verdim. Yap bunu, kurtul. Ama sen hem Allah'a uyma hem dedi ki Allah her şeyi düzgün yapsın. Çalışma, her şeyi Allah yapsın. Hep suçlu Allah. Haşa ve kella. Toplumun ıslahı için yazdığı kullanım kılavuzuna, yani Kur'an'a uymayan biz ama her kaosta suçlu olan yine Allah.
Ne kadar vicdansızca hüküm veriyoruz. Yine başa dönerek yazımı bir soruyla bitireyim. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam'ın ne günahı vardı ki bir kadının tecavüz iftirası sebebiyle Mısır zindanlarında 10 sene hapis yattı. Tek bir iftira, tecavüz. Ne günahı vardı Yusuf Aleyhisselam'ın? İki, Allah niye izin verdi? Allah buna neden izin verdi diyebilir misin şimdi? Hayır. Büyük resimde Allah Yusuf'unu çilelerle yoğurmuş, eğitmiş ve o dönemin süper gücü Mısır'ın ikinci adamı seviyesine kadar çıkarmak için onu ağır bir musibetle buna hazırlamıştır. Ayetle bitirdim. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir. Yalancıları da mutlaka bilir. Ankebut suresi 2. ve 3. ayetleri.